şunu tek kelime ifade edelim. Muhteşemsiniz. Bu muhteşem eseri sizlerin varlığı ve güçlüğü açılışıyla gerçekten bugün muhteşem bir gece yaşıyor. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefa verirsin efendim. Gerçekten bugün heyecanlı olmamak mümkün değil. Heyecan duymamak mümkün değil. Ta 2200 yıl önce inşa edilmiş bir tiyatroda, Batı tiyatrosunda sizlerle birlikteyiz. Ve 1690 yıldır da burada herhangi bir faaliyet yapılmamış. Tabii ki depremler sonucu bu oturduğunuz yerler ta buraya dolduran, çukuru dolduran pozisyondaydı. Tabii ki Leodikya'nın hikayesi çok çok işte 20 yıl önce Celal Hocam bahsetti. Bir iş adamımız vardı Esat Sivri Bey, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Burayı hep Denizli'nin gündemine taşımaya çalıştı. Ankara'ya taşımaya çalıştı. Mimar Cengiz Beştaş da gerçekten Allah rahmet eylesin, o da taşımaya çalıştı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hak edeni hakkını vermek gerekiyor değil mi? Onun için burada emek vermiş olanları biraz vaktinizi alacağım ama söylemeden de geçemeyeceğim. Tabii ki başta tabii ki Celal Hocam, Celal Şimşek Hocam, dünyası burası. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. O günkü Denizli Belediye Başkanımız Sayın Nihat Zeybekçi Bey 2008 yılında Leodikya'da iş ve yatırım yapabilmek, buraya para aktarabilmek adına, ben de o zaman başkan yardımcısıyım, birebir şahidim. Kültür Bakanlığımızda bir protokol imzaladık. Ve her yıl burada güvenliğinden çalışan işçisine, tüm ekipmanına destek verme konusunda bir protokoldü. Kültür Bakanlığımızın tabii ki zaten bu işin sahibi Kültür Bakanlığımız, o da buranın ayağa kalkması konusunda Türkiye'de ilk olan ve bizden sonra da başka yerel yönetimlere örnek olan o protokolü imza altına aldık. Tabii ki yerel yönetimlerin olmadığı bir işte sıkıntı olur, bir eksik olur, hızlı yürümez. Leodikya'nın kazıları da inşallah yerel yönetimlerimiz, başta büyükşehirimiz, ilçe belediyemizin destekleriyle de çok şükür hızlı bir şekilde devam ediyor. Onun için ben kimseyi unutmak istemiyorum. Çünkü herkesin hakkı var bu Leodikya'da. İnşallah bu sürecimiz devam edecek. Değerli Hacım, Kültür Bakanlığı'nın iki tane temel konusu vardı. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut mirasımız işte bu antik şehirlerdir. Tarihi mekanlardır. Höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Anadolu'nun kendisi bir kervansaraydır. Hani burada Denizli'desiniz, Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Şöyle bir dünyayı dolaştığınızda çok daha yakından anlarsınız. Batıdan gelip doğuya gidenlerin, doğudan gelip batıya gidenlerin, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak, orası bizim memleketimizdir. Ve bu insanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Sağ olun, var olun. Ama böylesine önemli bir işte gerçekten herkes çok heyecanlı. Emin olun, burada bu mekandan Kültür Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosferi baksanız siz de destanlar yazarsınız.